Hadi şu problemi inceleyelim. Masanın üzerinde 12 kilogramlık bir kütle var. Bu kütle sol taraftaki makaradan geçen bir iple 3 kilogramlık başka bir yüke, sağ taraftaki makaradan geçen bir iple de 5 kilogramlık bir başka yüke bağlı. Bizden 12 kilogramlık kutunun ivmesini bulmamızı istiyorlar. Soruyu biraz daha zorlaştırmak için 12 kilogramlık kutuyla masa arasındaki kinetik sürtünme katsayısının 0,1 olduğunu varsayalım. Bu problem eğer zor yoldan çözmeye çalışırsanız oldukça zor bir problemdir. Zor yoldan kastım Newton'un ikinci yasasını kullanarak. Her kutu için ayrı bir çözüm yapıp 3 farklı bilinmeyenli 3 farklı denklem dolayısıyla da 3 farklı ivme elde etmektir. Ve bunların her biri için iki farklı gerilim buluruz. Çünkü soldaki iple sağdaki ipin maruz kaldığı gerilimler farklı. Gerilimin aynı olması ancak tek bir ip olduğunda mümkündür. Evet, bu şekilde düşününce son derece zor bir problemle karşı karşıyayız. Ve çok fazla işlem olacağı için hata yapma ihtimalimiz de o kadar fazla. Ama tüm bunların üstesinden gelmenin bir yolu var. Nasıl mı? Şaka yapıyorum. Tabii ki bu kutuların hepsinin tek bir kutu olduğunu düşüneceğiz. Bunu yapmamızın ya da yapabilecek olmamızın sebebi hepsinin ivmesinin aynı olacak olması. Bunun için buraya sistemin ivmesi yani A sistem yazıyorum. Evet, bu kutuların hepsinin ivmeleri aynı büyüklükte olacak. Bazılarının negatif, bazılarında bunun gibi pozitif olacak ama iplerin kopmayacağına varsaydığımız için ivmelerin büyüklükleri aynı olacak. İp koparsa ya da esnerse büyüklüklerde değişir ama biz bunun olmayacağını varsayıyoruz. Bu eğer tek bir cisimse gerilimlerde iç kuvvet olarak kabul edilecek. Üstüne üstlük iç kuvvetlerin sistemin ivmelenmesi üzerinde bir etkisi olmadığını da biliyoruz sistemi ivmelendiren dış kuvvetlerdir. Bu yüzden bu problemi sistemin ivmelenmesini sağlayan ya da engelleyen dış kuvvetleri bularak kolayca çözebileceğiz. Buna F dış adını verelim. Bunu bir de toplam kütleye böleceğiz. Çünkü Newton'un ikinci yasasına göre bunun tek bir cisim olduğunu varsayıyoruz. Önce dış kuvvetlerle başlayalım. Sistemi hareket ettiren 5 kilogramlık yükü etkiyen yer çekimi kuvveti. Evet işte buradaki yer çekimi kuvveti. Sistemi harekete geçirecek. 5 kilogramlık kutuya etkiyen yer çekimi kuvveti 3 kilogramlı kutuya etkiyen yer çekimi kuvvetinden büyük olduğundan dolayı sistemi serbest bıraktığımda bu yönde bir hareket gözlemleyeceğiz. Ben hareket yönünü artı yön olarak belirliyorum ama siz bu konuda özgürsünüz. istediğinizi yapabilirsiniz. 5 kilogramla 9,8 metre bölü saniye kareyi çarparsam yer çekimi kuvvetini bulmuş olurum. Peki bu sistemi artı yönde hareket ettiren başka bir kuvvet var mı? Hayır yok. Peki sistemi yavaşlatan yani eksi yönde hareket etmesi için zorlayan bir kuvvet var mı? Elbette var. İlk olarak buradaki kutuyu etki eden yer çekimi kuvvetinden bahsetmeliyiz. Bu kuvvet hareket yönünün tersinde olduğu için sistemin ivmelenmesini engelleyecek olan kuvvetlerden biri. Hareketin yönünü bu şekilde soldan sağa doğru belirlediğimizi de bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Buradaki kuvvet diğer yönde olduğu için çıkarmamız gerekecek. Yazıyorum. Eksi 3 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye kare. Başka? Buradaki kutuya etkiyen yer çekimi kuvvetini de düşünebilirsiniz. Ama bu kuvvetin sistemin hareketi üzerinde herhangi bir etkisi yok. Çünkü bu kuvvet hareket yönüne dik bir kuvvet. Kuvvet eğer bu yönde ya da bu yönde olsaydı etkileyebilirdi. Ama buradaki yer çekimi kuvveti normal kuvvet tarafından nötrleniyor. Bir kere daha sorayım. 12 kilogramlık kutuya etkileyen ve hareketi engelleyen bir kuvvet var mı? Evet var. Masa ve kutu arasındaki sürtünme kuvveti. Buraya kinetik sürtünme katsayısını not etmiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kinetik sürtünme kuvveti bu yönde olacak ve kk çarpı fn olarak bulunacak. Eksi kk onun da 0,1 olduğunu biliyoruz. Normal kuvveti ise 12 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye kare olarak hesaplayabiliriz. Bu noktada bir saniye. 12 çarpı 9,8 yer çekimi kuvveti neden bu kuvveti kullanıyoruz? Diye kendi kendinize soruyor olabilirsiniz. Aslında bu kuvveti kullanmıyoruz ama sürtünme kuvveti buna bağlı bir kuvvet. Burada yatay kuvveti yani hareket yönünün tersinde olan kuvveti kullandığımızı buradaki eksi işareti sayesinde anlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir yatay kuvvettir ama buradaki dikey kuvvete yani normal kuvvete bağlı. Ve bu kuvveti 0,1 ile çarptığımızda sistem üzerinde bir etkisi olmayan dikey kuvvet sistemi yavaşlatmaya çalışan yatay bir kuvvete dönüşüyor. Evet bunu çıkarmamızın sebebi bu. Son olarak tüm bunlara bir de toplam kütleye bölmemiz lazım. Toplam kütle 3 artı 12 artı 5'ten 20 kilogram çıkar. İşlemi yapınca sistemin ivmesini 0,392 metre bölü saniye kare olarak buluruz. Ne kadar da hızlı bir çözüm oldu öyle değil mi? Kocaman bir problemi neredeyse tek bir satırda çözmeyi başardık. Problemi bu şekilde düşündüğümüzde hata yapma riskinin de ne kadar azalmış olduğunu fark etmiş olmalısınız. Yani 3 yani 3 denklemin riskinden çok daha az bir risk olduğu aşikar. Bu arada problemi bu şekilde çözerken dikkatli olmalısınız. Çünkü 5 kilogramlık kutunun ivmesi, kutuyu aşağı doğru ivmelendiği için negatif 0,392 olacak. 12 kilogramlık kutu sağa doğru ivmelendiği için ivmesi pozitif 0,392 ve 3 kilogramlık kutu da bu yönde ivmelendiği için ivmesi yine pozitif 0,392 olacak.